Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe resmi maçlardaki galibiyet serisini de 16'ya çıkardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic attı. Bu galibiyetle ligde 8'de 8 yapan Fenerbahçe 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Fenerbahçe ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş oldu. Benzer başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe bu rekoru egale etmeyi başardı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'la İstanbulspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumunda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Burak Yılmaz yönetiminde çıktı. Beşiktaş'ın gollerini Abu Bakar ve Gezal kaydetti. Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş 16 puanla 4. sıraya yükseldi. Galibiyetsiz İstanbulspor da 2 puanla 19. sırada kaldı. Milli aranın ardından Beşiktaş 21 Ekim'de Galatasaray'la deplasmanda derbi maçına çıkacak. İstanbulspor da 22 Ekim'de Ankaragücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor'da Kocaelispor maçından sonra futbolculara ve teknik heyete 4 gün izin verildi. Ligde 8 haftayı geride bırakan ve 10 puan toplayan Erzurumspor, 1-1 biten Kocaelispor müsabakasından sonra izne ayrıldı. Milli ara nedeniyle mavi beyazlı ekip çarşamba gününe kadar izin yapacak. Çift başlı Kartallar daha sonra Keçiören Gücü maçı hazırlıklarına start verecek. Erzurumspor'da mesai çarşamba günü başlayacak. Mavi beyazlı ekip ligin 9. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiören Gücü mücadelesinin hazırlıklarına start verecek. Teknik direktör Hakan Kutlu, milli arada Süleyman, Alican ve Şalala ile özel olarak ilgilenerek seviyelerini artırmaya çalışacak. İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçlar ertelendi. UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları erteledi ifadeleri kullanıldı. Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. UEFA'nın durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihlerle fikstürlerde olası değişiklikler hakkında bilgi vereceği açıklandı.